Dünyanın en önemli metropollerinde imzası bulunan ünlü tasarımcı Philip Stark'ın kurucusu olduğu U markasını G projesiyle bir araya getiren Mar Yapı'nın G U projesinin satış ofisindeyiz. İş geliştirme direktörü Robert Varon'la projeyle ilgili sohbet edeceğiz. Robert Bey merhabalar. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Kısa bir süre önce projenizin lansmanını gerçekleştirdiniz. Basın Ekspres'in en lüks projesini, rezidans projesini hayata geçiriyorsunuz. Projenin detaylarını sizden dinleyelim. Tabii bahsettiğiniz gibi Philip Stark'la çalışma imkanı bulduğunuz bir proje oldu. Basın Ekspres'te zaten Mar Yapı deyince, Basın Ekspres deyince Mar Yapı geliyor insanların aklına. Biz de burada gerçekten dediğiniz gibi buranın en prestijli, en lüks projesini hayata geçirmek için dünyaca ünlü, dünyanın belki de yaşayan en ünlü tasarımcısı Philip Stark'la çalışma kararı aldık. Ve yaklaşık bir sene bir çalışmadan sonra bu inanılmaz proje ortaya çıktı. U markası dediğiniz gibi Philip Stark tarafından kurucularından bir tanesi kendisi bir tasarım markası ve yaşam alanlarında çok farklı tasarımlar ekleyerek gayrimenkulleri farklılaştırıyor. Bizim projemizde de zaten mimari olarak Suya Batmaz Demirel tarafından yapılmış çok güzel iki tane üçgen, çok da görülmeyen ama Basın Ekspres'te gerçekten anısal bir değer kazanacak binalarımız var. Bunun içerisinde nasıl bir değişiklik yapabiliriz, nasıl bir farklılaşma yapabiliriz derken dedik ki iddialı olalım. Hep yukarıya taşıdığımız çıtayı biraz daha yukarı taşıyalım ve Philip Stark'la oturalım, tanışalım. Ve çok keyifli bir tanışmadan sonra da o da çok heyecanla bu projeyi istedi. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz yani bu tarzda bu kadar önemli isimler her zaman çalıştıkları noktalarda projenin niteliğine de bakıyorlar. Öyle her projeyi kabul etmiyorlar. Bu projede o da olmaktan evet, çok mutluluk duydu. Philip Stark bu anlamda lüksün erişebilir olması felsefesini güden bir tasarımcı aslına bakarsanız. Burada projede ne gibi farklılıklar yarattı bu tasarımcıyla birlikte çalışıyor olmanız? Ya Philip Stark'ın özellikle kariyerinde yani çok ciddi bir kariyeri var ve geldiği noktada demokratik tasarım diyor. Dediğiniz gibi daha geniş kitlelere yani lüksün erişilebilir olması ve lüksün herkes tarafından aslında alınabilmesini savunur bir noktaya geldi. Biz de burada devreye giriyoruz. Çünkü biz aynı şeyi savunuyoruz. Yani Mar Yapı projeleri, yani G Plus'ta güneşli konutlarda olduğu gibi G Money'in projemizde işte Divan markasıyla yaptığımız çalışmalar, burada Yu'yla yaptığımız çalışmalar herkese bunun daha erişilebilir noktaya getirmek amacıyla yapılan çalışmalar. Tabii burada bizim projelerimizde ekstra değer katıyor. Sonrasında bizim dairelerimizi alanlar için de yine o değerin artışı devam ediyor. Şimdi Yu'ya baktığımız zaman Miami'de, Londra'da, Paris'te çok da önemli lokasyonlarda projelerini görüyorsunuz. Hepsi Philip Stark imzası taşıyor. Biz bu imzayı Basın Ekspres'e getirdik. Bunun demokratik tarafı tabii ki daha erişilebilir olması. Ama onun dışında Philip Stark'ın yarattığı dikey köyler dediği bir yaşam alanı oluşturmak. Yani burada insanların birbiriyle etkileşime girdiği. Çünkü siz 35'er katlı iki tane kule yapıyorsunuz. Bu kulede 721 tane ünite var. Bizim proje genelde 2+1 ve 1+1'lerden oluşuyor. Çok az bir stüdyo daire adedimiz var. 60 odalı bir butik otel olacak. Orada hizmeti sağlayabilsin diye. Burada insanların etkileşime girebileceği sosyal alanların çok güçlü olması lazım. Yani insanlar artık günün yorgunluğunda işten çıkıp geldiklerinde evlerinden çok uzağa gitmeden, çünkü İstanbul çok güzel bir şehir ama çok yaşanılması zor bir şehir haline geliyor. Kendi yaşam alanları içerisinde de sosyalleşebilmeli. Güzel bir ortamda o tasarımı yaşayabilmeli ve bir kalite katmalı. Yani çünkü gayrimenkuller sadece yaşadığımız yerde olmaktan çıktı. Çok fazla vakit harcıyoruz bu alanlarımızda, yaşamlarımızda, evimizde. Ve orada sosyalleşme imkanları da güzel mekanlarda olması lazım. Bu yüzden asansörden lobiye, lobiden bütün sosyal alanlara, yani bizim clubhouse dediğimiz fitness'ından, basket sahasından business lounge'una, yani işinizi orada yapabileceğiniz bir mekana kadar her yerde Philip Stark'ın dokunuşu var. Ve bu dokunuş tasarımıyla, o eğlencesiyle insanlara bir heyecan yaratacak. Orada yaşamaktan keyif alacak ve sosyalleşince de güzel bir dikey bir köy yaratacak bir noktaya gidiyor. Philip Stark'ın da zaten basın toplantısında bahsettiği buydu. Yani benim ilk defa böyle bir projem oluyor ve bu kadar daha geniş bir kitleye ulaşabiliyorum. Bu yüzden çok memnunum diyordu. Türkiye'deki ilk projesi. Türkiye'deki aslında Mama Shelter var. Onun zaten çok yaptığı başarılı bir restoran. Yani çok farklı tasarımları Türkiye'de tabii ilk büyük projesi bu diyebiliriz. Yani başka projeleri de var, olacaktır da. Ama Mar Yapı olarak herhalde yakın zamanda lansmanı yapılan
en ciddi projesi biziz. En büyük projesi bu. Yani 721 tane üniteden bahsediyoruz. Evet, İstanbul çok büyük bir metropol. Artık dünyanın önde gelen tasarımcılarının da dikkatini çekiyor zaten. İstanbul'da doğrudur. Da bir tasarım yaratmak, orada da imzalarının olmasını birçok projede artık görmeye başlıyoruz sektöründe gelişmesiyle. Peki, 4500 TL gibi başlayan metrekare fiyatlarıyla satışa çıktınız. Doğrudur. Evet, lüks bir proje. Dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışılan bir proje. Buradaki bu lüksün erişilebilir olduğunu zaten fiyatlarınızla da gösteriyorsunuz. Nasıl bir potansiyeli olacak önümüzdeki dönemde? Proje bittiğinde ve ilerleyen döneminde burada nasıl bir değer artışı olacak sizce? Şimdi bu değer artışı zaten Basın Ekspres'te doğru orantı. Yani biz Basın Ekspres'e ilk geldiğimizde satış rakamlarımız ve sonra ulaştığımız projedeki bitiş noktasındaki satış fiyatlarımız arasında çok ciddi kazançlar elde etti. Yani MarYapı'yı zaten bu nedenle tercih edilir bir noktaya çektik. 4500 ile başladık. Şu anda 5000'in üzerindeyiz. Bu daha da artacak. Yani Basın Ekspres'in hala en büyük avantajlarından bir tanesi daha çok yolu olması. Ve böyle bir markayla burada olduğunuz zaman zaten dünya çapında bir markayla yani markadan ev almış oluyorsunuz. Bunun zaten bir değeri var. Bunun üzerine Basın Ekspres'in gelişen ve daha ilerisi için daha güzel bir nokta olmasını getireceği bir avantaj olacak. Biz zaten Basın Ekspres'e o yüzden çok düşkünüz ve daha da yukarı çıkacak bu. Yani bizim projelerimizde işte yani Divan Residence'dan örnek vermek gerekirse G Plus'taki bizim çıktığımız noktalar 3700-3800 TL'lerdeydi. Şu anda ikinci eller 6000 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Yatırımcımız memnun. Oturanlar divan hizmeti alabiliyor. Burada da yine aynı şekilde bizim o hizmet kalitemiz artı tasarım ve inanılmaz iki tane bina. Bunun da ben çok yüksek noktaya çıkacağına eminim. Zaten şimdiden bildiğiniz gibi çok kısa bir süre önce lansmanımızı yaptık. Ama değer artışını görebiliyoruz. Kısa zamanda yine bir fiyat artışı oldu mu projede? Oldu. Tabii oldu. Olacak da. Yüzdesel olarak? Yani yüzdesel vermeyeyim ama yani %12, %13'lük bir artışı yaptık diyebiliriz. Bunun da devamı gelecek. Çünkü sonuçta zaten strateji bu noktada. Siz değerlendirerek devam ediyorsunuz. İlk alanlar her zaman avantaj veriyor. Hala kazanabilirler. Dediğim gibi çünkü Basın Ekspres'in geleceği ve biz de daha çünkü ilk kulenin satışına çıktık. İkinci kuleyle ilgili de farklı planlarımız var. Çok ilginç görüşmeler yapıyoruz yurt dışından. Çünkü şunu gördük. Yurt dışına gittiğiniz zaman ben Philip Stark'la çalışıyorum. Mar yapayım. Diğer tarafta birazdan bahsedeceğimiz Rotana ile ortaklığımız var. Divan gibi 1956'dan beri Türkiye'nin en önemli Koç Holding'in göz bebeği markasıyla çalışıyoruz dediğiniz zaman çok farklı açılımlar oluyor. Yurt dışından da çok ciddi taleplerimiz var. Evet, yabancı satışları etkiledi mi sizi? Yani sonuçta biz tabii G Plus, Divan Residence ve G Plus'ı zaten çok önceden satmıştık. O zaman daha mütekabiliyet kanunu da yoktu. O yüzden biz kendimizi test edememiştik. Bayramoğlu'nda farklı bir kitle oradan evet ev aldı ama G Marine projesinde orada da Divan markasını geliştirdiğimizden dolayı tabii farklı bir algı oluyor orada da. Ama asıl burada biz görüyoruz yani nasıl bir markayla yani buraya gelen yabancılar ve yani bunlar kaliteli yabancılar. Tabii hepsi kaliteli ama sonuçta bizim istediğimiz yani Philip Stark'ı bilen, tasarımın değerini bilen insanlar burada direkt olarak geliyorlar. Hiç etrafa bakmadan direkt bizden satın alıyorlar. Bununla ilgili de ben daha da fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük markalar böyle avantajlar getiriyor. Bu bir süreç galiba Bart Bey. Çünkü Türkiye'de yeni son yıllarda bu tarz tasarımcılarla işbirliği yapılarak projeler geliştirilmeye, işte mimari anlamda belki mimari olarak da tasarımcılarla çalışıldı. İşte proje biliyoruz tabii bu ki anlamda yapılan. Zamanla bu projelerin değer artışları alıcıyı da bu yönde tetikleyecek sanıyorum. Yani tetikleyecek şu anda baktığımız zaman aslında o evet yani tasarımcılarla çalışıldı. Dünyanın en ünlü yine güzel tasarımcıları da mimarların çok güzel projeleri oldu, olmaya devam ediyor. Bunlar şimdiye kadar daha çok Etiler, Ulus, Büyükler yani böyle çok daha metrekare fiyatlarının yüksek olduğu A plus lüks konutların bölgesinde oluyordu. Yani biz o yüzden zaten bunu Basın Ekspres'te gerçekleştirerek aslında çok ciddi bir iş yapıyoruz. Çünkü sonuçta bu markayı alın Büyükdere'de ki öyle bir başlangıcı da var bu markanın. Rakamlara baktığınız zaman burada aynı tasarımcı, aynı marka, aynı malzeme, fiyatlar çok farklı ve biz burada insanlarla bu markayı, bu lüksü birleştiriyoruz uygun evet, fiyata. Philip Stark'ın
farkındalığı felsefesinde gerçekleştirmiş. Evet, gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Lüksü yaşatacaksınız insanlara bu anlamda da. Peki, Maryapı'nın bölgede diğer projeleri de var. İşte, Trici projesinde Rotana'yla bir işbirliği yaptınız. Doğru. Bu tarz yatırımlara devam edeceğinizi biliyoruz biz sizin. Ne gibi projeler var önümüzde işbirlikleri? Bahsetmiş olduğunuz 3G Rotana projesi de bizim için çok önemli. 3G Rotana projesi tek kuleden oluşuyor. 30 katlı bir kulemiz var orada. Yine üçgen ve yine inanılmaz bir bina. Yani biz seviyoruz böyle mimarlarla güzel şeyler ortaya koymayı. O konuda da şanslıyız. Hep iyi firmalarla çalıştık. Orada Rotana'nın bir farkı var. Rotana Türkiye'de çok ciddi bir büyüme stratejisi öngören bir firma. Ve Türkiye piyasasına girdi. Duyulmaya da başlandı yaptığı işler. Ya da yatırımcı anlamında Rotana'nın girdiği ilk proje sanıyorum Maryapı. Dünya çapında yaptığı nadir şeylerden birisi. Bu genelde yaptıkları bir şey değil ama yani iki seneyi süren bir görüşmeler oldu. Biz onları tanıdık, onlar bizi tanıdı. Bizim yapmak istediklerimiz, başardıklarımız onları çok etkiledi ki herhalde bize direkt ortak oldular. Yani projenin %60'ı Maryapı, %40'ı Rotana tarafından zaten ortak. Yani sermaye ortağı oldular. Bu da çok yaptıkları bir şeydi. Yani işte orada yabancının size bakış açısını görüyorsunuz. Yani biz burada tekil satışlardan ziyade gelip yatırım bize ortak olmayan olmak isteyen yabancılar oluşmaya başladı. Ve Rotana çok önemli bir grup. Yani Orta Doğu'nun en hızlı büyüyen ve en büyük otelcilik zinciri. Çok kaliteli işler yapıyorlar. Ve 3G Rotana'da bizim ortak bir otelimiz olacak. Bu oteli yine Rotana işletecek. Centro Oteli. Daha çok iş seyahatine yönelik bir otel ama Rotana otellerini gördüyseniz siz de kalmışsınız. Çok canlı olur. Yani çok inanılmaz bir yaşam olur. Restorana giderseniz doludur. Yani bizdeki evet. Böyle oteller biraz daha boştur ama Rotana'nın başardığı çok güzel bir şey var. Uluslararası zincir olmanın herhalde avantajları. Orada yeni bir şey deniyoruz. Yani aslında bu denenmiş ama bu sefer gerçek anlamda otele bağlı otel apartmanları. Onların Arjan markası var. Otelin envanterinde olacak bunlar. 153 tane de orada rezidans olacak. Burada biz direkt olarak otel tarafından işletilecek bir sistem ve bir yatırım aracı olarak bunu planladık. Ama şu anda bu projenin lansmanı Dubai'de yapılacak. Hatta yine dediğim gibi bizim yatırımımıza, ortak yatırımımıza alıcılar var. Yani büyük bir ihtimalle binanın tamamının binanın tamamıyla ilgili görüşmeler var şu anda. Çünkü yani katma değer, yine lokasyon çok güzel. Bina inanılmaz. MIPIM'de ödül almış bir bina. Bu nedenle büyük ihtimalle orada belki hiç lansmanlara bile gerek kalmadan o projeyi biz çok önemli bir yatırımcı gruba satacağız. Yani bunlar bizim için güzel gelişmeler tabii ki. Bu arada sizin Facebook sayfanızda enteresan, belki o da belki Türkiye'de bir ilk olacak sosyal medyada bu tarz etkileşimler. Stark Residence'da herkesten önce 7 arkadaş yaşamaya başlıyor değil mi? Evet. Hikayesini anlatır mısınız? Nasıl ilgi görüyorsunuz sosyal medyada bu anlamda? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani sosyal medya çok güzel bir yer. Farklı şekillerde yani kitlenize ulaşma imkanınız var. Hayal ettiklerinizi, çünkü sonuçta bir hayal bu. Şu anda bir maket görüyorsunuz, binanın renderleri var. Kat planlarına bakıyorsunuz ama yaşam nasıl olacak? Biraz onu biz yaratmak istedik. Yani sosyal medya ajansımız bizi yönlendirdi o neler konuda. Neler yapıyorlar? Yani farklı karakterler var 7 tane. İşte burasının havalimanına yakın olması, bizim diğer projelerimizde gördüğümüz kitle nasılsa onu aslında tahmin ettiğimiz ve bizden şu an satın alanları da görüyoruz. Yani projenin ciddi bir ilk kulenin yarısından fazlası satıldı. O kitleden baktık neler olabilir. O yaşamı yavaş yavaş o sosyal alanlarda oluşturuyoruz. İşte Philip Stark'ın tasarladığı işte PlayStation odasında PlayStation oynuyorlar, maç seyrediyorlar. Nasıl bir yaşam olacak? Onu göstererek insanlara aslında yani buradan ev aldıklarında ben şöyle bir yaşam, böyle arkadaşlarım olacak. O sosyalleşme, o dikey köyün nasıl yaşayacağını yaratmak istiyoruz. Başka sürprizlerimiz olacak. Sosyal medya ile ilgili ilginç fikirlerimiz var. İşte bu son mesela Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili bir küçük paylaşımımız vardı. İstanbul'un güzide takımının olduğu bir paylaşım. Çok ciddi bir erişim aldı. Yani bizim sosyal medyada da daha fazla izlenildiğimizi arttırıyor. Farklı insanlar da Maryapı'yı anlıyor. Philip Stark'ı tanıyor. İşte oradaki yaşamı görebiliyor. Konut alanlarında aslında takip ettiği bir evet, yani orada bir aslında şimdi bu bir başlangıç. Başka şeyler de yapacağız. Sosyal medyaya önem veriyoruz. Yani dijital medyaya önem veriyoruz.
Yani bizim en azından farklılığımızı ortaya koyacak bunlar projelerimiz diyelim. Evet, ben tekrar projeye geçeceğim. Üçgen mimari, suya batmaz tasarımı değil mi? Doğru, suya batmaz Demirel. Demirel tasarımı, binanın dış tasarımında. Zor da bir tasarım aslında. Size kullanım anlamında, içerideki daire metrekareleri anlamında zorluk çıkardı mı üçgen tasarımı? Yani her mimari olarak baktığınız zaman binanın formu tabii çok değişken olabiliyor. Yuvarlak oluyor, farklı oluyor. İşte zaten konvansiyonel çok alıştığımız şekilde de olabiliyor. Ama hepsinin avantajı, dezavantajı var. Yani bizim mesela bu projemizde gün ışığını maksimize edebiliyoruz biz. Çünkü ayrış o şekilde oluyor ve gün ışığı her yerden alınabiliyor. Bir de kuzey tarafa bakan, çünkü kuzey rüzgarı, soğuğunu alan hiçbir daire yok neredeyse. Direkt kuzeye bakan daire yok. Bu şekilde olabiliyor ancak. Yani o yüzden biraz daha farklılaştırdık. Ergonomik bir yapıya sahip. Yani rüzgar açısından da avantajlı konumlandırılmış binalar ki bunu zaten bakan mimarlar hemen anlayabiliyor. Ve sonuçta tasarım dediğiniz zaman yani biraz değişikliğe gitmek lazım. Kat planlarına baktığınızda da çok ilginç, çok güzel daireler var. Özellikle herkesin dediği, ya tam üçgenin ucunda nasıl oturabiliriz? O kat planını herkesin görmesini isterim. Neredeyse o dairelerin hepsini sattık. Çünkü o kadar keyifli oldu. Yani bu doğru mimar, doğru iç tasarım. Yani siz doğru bir şekilde paketlediğiniz zaman binanın formundan ziyade diğer teknik özelliklere de öne çıkıyor. Ama dediğim gibi kuzeye bakan, cepheye bakan daire olmaması da bir avantaj. Evet. Peki ticari alanlar da var sanırım. Doğrudur. Bu projede neler olacak? Ticari alan burada herhalde bizim baktığımız büyük bir firmayla anlaşmak. Çünkü çok güzel bir showroom alanımız var orada. Ve Basın Express'ten şu anda 300 binin üzerinde günde araç geçiyor. Burası tam bir tabela binası. Yani sizin oraya koyacağınız tabelanız her gün inanılmaz derecede kişiler tarafından görülecek. Şu anda bizim U ile ilgili, zaten GU projemizle ilgili orada bir reklamımız var. Haliyle kendi projemizi tanıtıyoruz. Orada inanılmaz derecede bize geri dönüş oluyor. Öyle bir tabela değeri ki hem GU markası için hem 3G Rotana da aynı şekilde. Orada da çünkü bir showroom ve ticari alanlarımız var. Çok değerli ve önemli firmalarla görüşüyoruz. O kaliteyi arttıracak yine Basın Express'in. Çünkü düşünün, en önemli şey reklam firmaların. Orada öyle bir görünürlüğe sahip olacaklar ki orada çok güzel bir markayı göreceğiz. Evet, güzel bir ticari siteler de oluşturacaksınız. Olacak. Peki, isterseniz biraz da Bayramoğlu'dan bahsedelim. Tabii ki. Orada neler, nasıl gidiyor proje? Kısa bir süre önce oranın da lansmanını yapmıştık hep birlikte. Doğru. İlki nasıl? Ne kadarını satışını gerçekleştirdiniz? Yani Bayramoğlu'nda birinci etap zaten yaşamı başladı şu anda. Yaklaşık 100 daire, 200 dairemizin yaşam başladı ve %70 doluluk var. İlk etapın en büyük özelliği 3+1 dairelerin çoğunluğu ve 200 metrekare inanılmaz. Yani İstanbul'un içerisinde bulamayacağınız bir özellikle ferahlıkta güzel dairelerimiz var orada. Ve satışlar gayet iyi gidiyor. Civar'ın farklı bir kitle, farklı bir noktada. Yani Bayramoğlu'na baktığınız zaman ben yine bizim geleceğini çok parlak gördüğümüz bir lokasyon. Marmara'ya bizim projemiz yürüme mesafesinde. Denize nitekim yine yürüme mesafesinde. Gebzor Gezi Sahil Bölgesi, Çayırova, Şekerpınar, Dilovası, Tuzla her yerin ortasında ama tamamen bir doğa harikasının içerisindesiniz. O yüzden o bölgede beyaz yaka, profesyoneller, işte TÜBİTAK'ta veya Gebze Yüksek Teknoloji Merkezi'nde çalışan bilim adamları Sabancı Üniversitesi'nden çok güzel bir kitle oluştu. Evet. Ve projenin orada da çok ciddi bir bölümünü sattık. İkinci etabını da bu sene içerisinde artık tamamlayıp teslim edeceğiz. Orada da başlayacak. Orada da başlayacak. İkinci etabı da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yaz sonrasında, yani sene sonuna kadar bitmiş oluyor. Orada nasıl fiyatlar? Orada fiyatlar 2000-2500 TL arasında. Daire büyüklükleri? Orada da işte yani 1+0'dan 3+1'e kadar farklı seçenekler var. Yani 45 metrekareden 200 metrekareye kadar ki çok da güzel, 35 bin metrekare çok güzel peyzaj alanlarının olduğu, sosyal tesisinin çok güzel olduğu, gerçekten çok keyifli divan hizmeti alabilecek insanlar. Yani o bölgede yine aslında o denenmemiş bir şeyi denedik. Ve orası da prim yaptı. Yani biz ilk aldığımızda 1800-1900'den çıkmıştık. Şimdi 2500'e kadar dayandık. 2490 TL'lerde satışlar oluyor. Ama oranın kitlesi daha çok oturum. Yani orada oturmak. 1+0, 1+1'lerde o bölgede yaşayan, yatırımını yapmak isteyenler olabiliyor. Çünkü orada çok ciddi bir turizm de var. Yazın turizmi. İnsanlar orayı yazlık olarak da düşünen var.
Mesela belli noktalardan servisler oluşmaya başladı. Çünkü büyük sanayi bölgeleri var oradan. İnsanlar beraber gidip geliyor. Çok güzel bir yaşam oldu. İşte divanla yaptığımız bir şey. Orada bir sosyal sorumluluk projemiz var bizim. Zaten bunu birçok kez söylemiştik. Bizim gurur duyduğumuz bir projemiz daha. Bayram oldu. Yine bizim zevkle yer aldığımız bir nokta ve orası yine gelişecek. Şimdi Tuzla'da yapılacak Marina Tuzla'dan sahil yolu geliyor. Dediğim gibi Marmaray'da bindikten sonra siz Halkalı'ya kadar gidebileceksiniz. Çok büyük bir lüks bu. Tabii. Ulaşım İstanbul için, hepimiz için. İşte nasıl basın ekspresi metro gelecek 2019'da. Burası da dediğim gibi yani bizim öngördüğümüz şeyler bunlar olduktan sonra nasıl değer kazanacak? Orası da değer kazanır bir noktada. Bizim zaten istediğimiz bu. Değer kazanacak noktalarda güzel projeler yapalım. İnsanlar bizden proje alsın. Ondan sonra da mutlu olsunlar. Zaten sizin de söylediğiniz gibi Basın Ekspres'te şu anda bir 6000'ler seviyesinde. Tabii 6000'ler seviyesini fiyatlar, bulduk. Daha da yukarı çıkacak. Daha da yani yukarıya çıkacak. Tabii ki bunun sonsuz değil ama sonuçta doğru proje. Nerede yaparsanız yapın bir katma değer katabiliyorsunuz. Markasıyla, hizmetiyle, yaklaşımınızla, mimarisiyle. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman hele başarısız olmak zor yani. Peki bundan sonraki süreçte nasıl görüyorsunuz mağara yapının hedefleri, hangi yönde daha çok işte kentsel dönüşüm biliyorsunuz sektörün artık en büyük dinamiği bütün inşaat doğru. Şirketleri bu yönde ki çok da önemli geliştiriyorlar. Sizin bakış açınız nedir? Kentsel dönüşümde biz yer almak istiyoruz ki var bununla ilgili çalışmalarımız. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin çok büyük bir kentsel dönüşüm projesi var. Orada yer alıyoruz şu anda. Süreç ilerliyor. Biraz daha ilerledikten sonra, daha detaylar belli olduktan sonra bunu da paylaşmaya başlayacağız. Onun dışında zaten bu bir ihtiyaç. Yani deprem bölgesinde çok önemli 99 depremini yaşamış. Daha sonra farklı bir bakış açısı geliştirmiş bir sektörden bahsediyoruz. Birçok şey değişti. Yenilenmesi gereken çok fazla binamız var. Ama bunun yanında zorluklar da var. Biz de seçici davranıyoruz. Yani bize yine biz faydamızı gösterebileceğimiz, bir katma değer yaratabileceğimiz bir proje varsa ilgileniyoruz. Şu anda var böyle birkaç tane proje. Bir de Bodrum bizim için çok önemli. Biz Bodrum'u çok seviyoruz. Bodrum'da 3 tane arazimiz var şu anda. Ve üçü de birbirinden güzel. Yani orası zaten bir cennet. Nerede Bodrum? Şu anda ilki inşaata da başladık. Ruhsatımızı aldık. Yani şimdiki herhalde yasaklar geliyor. Önümüzdeki sene daha aktif görülecek insanlar orada. Yalıkavak'ta. Hemen Yalıkavak Marina ki orası biliyorsunuz şu anda Bodrum'un en gözde yeri. Arkasındaki tepe, Dazlak Tepe'de bulunan 23 dönümlük bir arazi. Orada inanılmaz güzel bir proje yapıyoruz. Onun dışında ikisi de olacak. 10 tane çok seçkin villa olacak. Ve 35 yaklaşık 35 tane de rezidans olacak. 2 artı 1, 3 artı 1. Bunun yanında çok küçük bir konak evi olacak misafirleri yani evinden dışında orada kalmak istiyorlarsa. Orası ile ilgili şu anda farklı markalarla görüşüyoruz. Yine oraya ne yapabiliriz değişiklik. Ne bir marka ama, olacak? Yani orada. Hedefliyoruz ama belki de gerek kalmayacak. Çünkü oranın mimarisi çok ilginç. Yani bizim özellikle Bodrum'da da iş yapıyorsak, nerede iş yapıyorsak bizim için tasarım önemli. Farklı olmak önemli. Bir de Bodrum çok hassas bir yer. Yani çok güzel. Mimari de orada özel olması lazım. Yani biz orada insanların gördüğü ve hoşuna gitmediği bir mimariyi yapmaktansa arazinin özelliklerine uyan, dışarıdan bakanın ve içeriden yaşayanın ikisinin de keyif alabileceği projeler yapmak istiyoruz. O yüzden zaten bu Dazlak Tepe'deki projemiz tamamen tepenin formuna uyan, doğal peyzajı içine alan, dışarıdan bakıldığında kimseyi rahatsız etmeyecek. İçeriden yaşayan insan için de mükemmel keyifli. Çünkü her bir villanın, her bir dairenin bağımsız olduğunu düşündüren bir yapı oldu. Onunla ilgili de yavaş yavaş başlıyoruz çalışmalara. Yani, satışlara başlayacaksınız yakın zamanda. Zaten satış direkt oluşuyor. Çünkü projeyi gören herkes, bizim ofisimize gelen maketimi gören herkes bir şekilde o projeden bir yer aslında ayırttı bile. Hı hı. Ama bakalım zaten çok selektif bir proje. Onun dışında Kızılburun'da tam böyle Gündoğan'la Yalıkavak'ın ortasında olan Kızılburun çok güzel bir arazi. Orada 65 bin metrekarelik bir arazimiz var. Orası ile konsept proje gerçekleştiriyoruz. O direkt denize sıfır, 1500 metrede sahili olan bir proje. Orası bambaşka bir cennet. Tabii denize yakınlığı yani direkt denize girebileceğiniz bir noktanın olması da çok güzel. Bir de havalimanına yakın Boğaziçi Köyü var. Orada da bir 19.500 metrekarelik bir arazimiz var. Orası ile ilgili de yine aynı şekilde konsept projemizi hazırlıyoruz.
Yani Bodrum'da bizim çok üzerinde durduğumuz, güzel projeler yapacağımıza inandığımız diğer iki projenin zamanlaması nasıl? Şu anda yani acele etmiyoruz. Çünkü konsept proje süresi bizim için önemli bir süreç. Yani biz hemen tek mimarla çalışalım şöyle olsun diye yapmıyoruz. Birkaç mimari grupla oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlarla birlikte farklı ne bize katabilirler? Hepsinin bir konsept proje süreci oluyor. Bir de tabii adım adım gitmek lazım. Şu anda Dazlaktepe zaten mimarisi tamamlandı. Ruhsat alındı, inşaat başladı. Onun devamında da diğerlerini zamanla içeriye sokacağız. Yani üzerinde çalışmalarımız olgunlaştıkça. Acele etmiyoruz. Bodrum'daki ilk bir kere yaptığımız denememiz zaten şu anda gözüküyor ki başarılı olacağız. Diğerlerinde de benzer şeyler yapalım istiyoruz. Peki arazileri satın mı aldınız? Kat karşılığı? Bu araziler bizim. Yani bizim kendi yatırımımız Bodrum'da. Gayrimenkulden kazandığını gayrimenkule yatırıyor belli ki. Yani sonuçta Maryapı, yani Münir Bey de siz de birçok görüşme yaptınız. Yani işinizi zevkle ve keyifle yapan bir şirket. Geliştirdiğimiz projelerden biz tamamen çıkmıyoruz. Biz belli noktalarında ya ticari alanları kendimizde tutarak biz satışı tamamladıktan sonra bir belli bir kaliteyi devam ettirebilsin diye çaba sarf ediyoruz. Çünkü sonuçta siz bir proje yaptığınız zaman proje orada kalıcı oluyor. Onun sizin kalitenizi devam ettirmesi için de sizin bazı avantajlar sunmanız lazım ya da içinde olmanız lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde firmalar çıktıktan sonra arkanızda bambaşka şeyler olabiliyor. Biz bunu istemiyoruz. Bir şekilde orada oluyoruz. O yüzden biz her yaptığımız proje bizim için çok önemli. Dediğiniz gibi biz yani projeleri genişleterek bir noktada da içinde olarak sektörde kalıcı ve güçlü bir firma olmayı hedefliyoruz. Evet, bu da başarıyı getiren en önemli. Bu zamana kadar yanıltmadı bizi. Bundan sonra da umarım yanıltmaz. Peki. Yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun.